Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz sistem bir deney tablomuzdur. Ve bu gördüğünüz alternatör de burada kasnak, pardon kayış yeri olarak yer açtırılmıştır tornadan ve kayışla döndürülmektedir. Ayrıca isterseniz buradan da gördüğünüz gibi dişliyle de döndürebilirsiniz. Bunu rüzgar türbinleri veya su türbinleri olarak kullanabilirsiniz. 200 devirde 12 volt aküyü, istediğiniz amperdeki aküyü doldurur. 8-10 amper gücüyle doldurur. Şimdi sizlere nasıl çalıştığını göstereceğim. Nasıl elektrik ürettiğini göstereceğim. Ve devirini ölçeceğiz. Voltajını ölçeceğiz. Tabii bunu ölçmek için, daha doğrusu bunu elektrik ürettiğini görmek için şu gördüğünüz çamaşır makinesi motoruyla, 350 wattlık. Çamaşır makinesi motoruyla, burada devir ayarlı. Bununla döndürüp kaç devirde döndüğünü de turmetremizde, bazı arkadaşlarımız eleştiriyor buna turmetre değil, takometre geliyor diye. Bu artık takometre, turmetre, devir sayıcı ne derseniz diyebilirsiniz. Ve aynı zamanda ölçü aletiyle de voltu göreceğiz. Ve bu alternatörün 3 tane faz çıkışı vardır gördüğünüz gibi. Bu faz çıkışına Çin'den getirdiğim bu elektronik konjektörü bağladım. Bu elektronik konjektör akü şarj olunca devreden çıkacaktır. Akünüzü koruyacaktır. Ayrıca rüzgar türbinleri için şu gördüğünüz, şurada da 3 tane led var. Şu şekilde göstereyim. Akü şarj oluyor, şarj oldu veya boş diye ledli gösteriyor. Ve aynı zamanda frenletme özelliği olan bir şarj kontrol cihazıdır. Şimdi sizlere bunun nasıl çalıştığını göstereceğim. Tabii bu akü normal elektrikli bisiklet aküsüdür, ölüdür. Şimdi ben bunun çıkışına bir tane far ampulü bağladım. Şimdi hemen şuradan devreyi verelim. Evet. Şu anda voltajımızı görüyorsunuz. Akü ölü olması nedeniyle 8.7 volt. Evet, şimdi sistemimiz bu. Ve şu anda hafif hafif döndürmeye başlayacağım. Voltajın yükseldiğini ve ampul farının ferinin de yükseldiğini göreceksiniz. Bakın. Voltaj da hemen anında ne oldu? Yükseldi. 13.8 şu anda şarja geçti. Akü bakalım kaç devre, kaç turda geçtiğini görmek için tur metremizde ölçüyoruz. Bakın. Tur metremizi 177 176 177 turda. Yani 180 devirde gördüğünüz gibi 13.7 volt. Şu anda akımız şarj olmakta. Far ampul de çok güzel yanmaktadır. Buna bakın deviri düşüreceğim. Ve kapattım. Hemen anında 8.9, bakın akümüz ölü olduğu için düşmektedir. Ve tekrar devreye soktum, açıyorum. Hemen ne oldu? Yükseldi. 13-14 volta gelmekte. Düşürüyorum. Bakın kapattım. Hemen voltajımız da düşüyor. Çünkü akü ölü olduğu için. Bu gördüğünüz sistemi rüzgar türbinleri veya su türbinleri olarak istediğiniz yerde düşük devirde 8-10 amper elektrik üretebilirsiniz. Teşekkür ediyorum.